Ham proje klasörünü seçiyoruz. Öncelikle tarama renk tonunda, yani orijinal renk ile PDF dosyası üreteceğiz. Tüm sayfalar seçildikten sonra, sayfayı analiz et komutunu uygulayınız. Üst menüdeki tanı komutu, projedeki tüm pozları okur. Bir alt menüdeki sayfaları tanı komutu, bir pozu veya seçili pozları okur. Projeyi PDF dosya biçimine aktarmadan önce bazı ayarlara göz atalım. Seçenekler. MRC sıkıştırması, 12 puntodan küçük yazıların detaylarını kaybedebilir. MRC sıkıştırması, bu videodaki içerik için önerilmez. Sayfa görüntüsü altında metin ayarını seçiyoruz. Görüntü kalitesi listesinden özeli seçiyoruz. Çözünürlük en az 300 dpi olmalıdır. Renk denetiminde değişiklik genelde önerilmez. Kalite kaybı %35 ve 50 arasında olabilir. Ayar çubuğu sol tıklandıktan sonra sağ sol tuşlarla değer verebiliriz. Kaliteli baskı kullanmak isterseniz kalite kaybına izin vermeyiniz. Windows yazı tiplerini kullan ayarı önerilir.
Şimdi, siyah-beyaz modda PDF dosyası oluşturalım. Bir proje klasöründe çalışırken renk dönüşümü yapılırsa, o işlem geri alınamaz. Yani, bir proje klasöründeki pozlar, renkli iken gri tonlamaya dönüştürülmek istenirse, proje klasörünün kök dizinini yedekleyiniz. Renk dönüşüm işlemini, kopya klasörde yapınız. Belki, gelecekte orijinal renkteki klasöre ihtiyaç duyarsınız. Görüntüyü ön işle, kutusunun sağındaki oku tıklayınız. Seçenekler, özel ayarları göster, buradaki özellikleri uygulamadan önce, işlediğiniz pozlarda ne tür işlemler yapacağınıza karar vermelisiniz. Buradaki işlemler geri alınamaz. Genel olarak, görüntülerin eğriliğini gider, ayarı kullanılır. Biz burada PDF dosyasını siyah-beyaz olarak kaydedeceğimiz için, arka planı beyazlat ve siyah-beyaza dönüştür ayarlarını aktif ediyoruz. Tüm görüntüleri ön işle komutunu uyguluyoruz. Görüntüler siyah-beyaza dönüştü. Şimdi sayfa kenarlarında kalan gölge artıklarını temizleyelim. Bu tür görüntülerin kalmaması için tarama işlemi sırasında, kağıt ile tarayıcı camı arasında fiziksel boşluk kalmamasına dikkat etmelisiniz. Silgi aracı ile kenarlardaki lekeleri veya istenmeyen ifade, logo, görselleri temizleyebilirsiniz. Temizlik işlemi bittikten sonra, tüm pozları seçip, sayfayı analiz et komutunu uygulayınız. Bu komut, hangi pozun neresinde metin olabileceğine dair kutular oluşturur. Yeşil renkler paragraf türünde, mavi renkler tablo türünde, fosfor yeşili alanlar barkod türünde metinleri ifade eder. Kırmızı renkli alanlar görsel, kahverengi alanlar arka plan resmini ifade eder. Eğer bir alanın yanlış tanımlandığını tespit ederseniz, alanı seçip sağ tıklayıp alanın türünü değiştirebilirsiniz. Tanı komutu ile tüm sayfaları okutunuz. PDF dosyalarını birleştirelim. Bu işlem için Adobe Acrobat Pro veya diğer birleştirici uygulamaları kullanabilirsiniz.
İlk görünüm ayarlarında büyütme seçeneği için görünene sığdır ayarı önerilir. Dosyanın künye bilgilerini meta verilere ekleyebilirsiniz.